Gamuç'tan Parev diyoruz. Şu anda Getronagan Lisesi'nin içerisindeyiz. En üst katındayız. Benim burada okuduğum, mezun olmadan önce pimpon oynadığım, basketbol oynadığım, voleybol oynadığım salondayız. Ama bugün burası bir spor salonu değil. Getronagan Okulu'nun, Getronagan Lisesi'nin 125. Yılı dolayısıyla burada açılan bir sergi var. Getronagan Lisesi önemli bir okul. İstanbul'da 100 yılı geçkin bir zaman dilimi içerisinde hayatına devam edebilmiş Ermeni okullarından, normal okullardan bile daha uzun süre hayatta kalmış. 1886 yılında kurulan Getronagan Ermeni Lisesi'nin bugün 125. yılını kutluyor. Etrafımızda birçok sergi eseri var, sanat eseri var. 125. yılı için Getronagan Lisesi'nin düzenlediği sergide bugün Ermeniler ne yapıyorun birazcık da sorusunun cevabını alıyoruz aslında lisede düzenlenen bu etkinlik sırasında. Burada Getronagan Lisesi'nden mezun olan birçok insanın eserleri yer alıyor. Filmleri, görsel sanat eserleri burada görülebilir. Sergi Mari Gerekmezyan anısına ithaf edilmiş. Mari Gerekmezyan kimdir derseniz, Talas'ta doğan, görsel sanatların belki de Türkiye'de temellerini atan kişilerden biri. Getronagan Okulu'nda da öğretmenlik yapmış birisi. İlk öğretimini Talas'ta tamamlamış, daha sonra Esayan Okulu'nda eğitimini almış birisi. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitim almış bir Ermeni genci Mari Gerekmezyan ve onun anısına düzenlenen bir sergideyiz şu anda. Bu sergi boyunca aslında birçok esere gideceğiz, bakacağız. Videoları mümkün olduğunca belgeselleri, görsel sanat eserlerini ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Benim de Avtobüs belgeselimin içinde bulunduğu bir sergi bu. Onun da bir kısmını izleyeceksiniz. Öte yandan Miran Tomasyan ve Maral Ceranoğlu'nun dans eserlerinden bir kısım seyredeceksiniz. Selin Nişanya'nın bir belgesel uzun metraj filminin kısa versiyonunu göreceksiniz. Aynı zamanda Ara Güler'in de mezun olduğu lise Getronagan Lisesi. Ondan da bir parça, bir kuble dinleyeceğiz. Sevan Ataoğlu'nun çektiği bir videoyu, Ara Güler'in William Saroyan'a anlattığı videoyu ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi sizi sergiyle baş başa bırakıyoruz. Bir taraftan da Mari Gerekmezyan'ı tanımaya başlıyoruz. İstanbul'un köklü eğitim kurumlarından özel Getronagan Ermeni Lisesi 125. kuruluş yıl dönümünü bir görsel sanatlar sergisiyle kutluyor. Sergi Türkiye'nin ilk ödüllü kadın heykeltıraşlarından ve okulun resim öğretmenlerinden Mari Gerekmezyan'a ithaf edildi. 8-23 Aralık tarihleri arasında okul salonunda açık kalacak sergiye Getronagalılar arasında yer alan Ara Güler, Erol Sarafyan, Nişan Yavubyan, Sarkis Baharoğlu, Yaşar Saraçoğlu, Kirkor Sağkoğlu, Sayat Uşaklıgil, Vazken Değirmentaş, Sarkis Paçacı, Arisnalcı gibi 30 ressam, fotoğrafçı, reklamcı, grafiker, sinemacı ve mimar katılıyor. Evet, sergi gezmeye başladık. Birçok eser var sergide. Görsel sanatlar sergisindeyiz. Etrafımızda sesler geliyor, oradan film müzikleri geliyor. Her şey var burada. Şu anda Yavuz Kılıçer'in eserinin önündeyiz. İsimsiz bir eser, isimsiz ismi. Yavuz Kılıçer, Getronagan Lisesi'nde benim de dahil olduğum o dönemde öğretmenlik yaptı. Galata'da bize yol gösterdi. Belki de ilk şenlikleri düzenlediğimizde Yavuz Kılıçer öğretmenimizdi, resim öğretmenimizdi. Onun bir eseriyle bu taraftan böyle başlamış. Hemen yanında Aret Gıcır var. O da Getronagan mezunu. Aret Gıcır'ın eserinin ismi Soviet Union serisi. X Soviet Union serisi, yani 10. demek istiyor. Aret Gıcır Yerevan'da daha sonra eğitimine devam etti. Orada Güzel Sanatlar Fakültesi'nde resim eğitimi aldı. Onun eserlerini bu şekilde görüyoruz. Hemen yanında ise Aris Karanfil'in eseri var. Bugün kapalıyız. 75 saniyelik bir eser, bir de Kusmuk isminde 1 dakikalık bir eser. Bir enstelasyon şeklinde yer almış bu eserde, sergide. Onun yanında ise Sayat Uşaklıgil var. Ben buraya öğrencilere sorduğumda en çok sevdikleri, beğendikleri eser bu olmuştu. Getronaga'nın 1886 yılında kurulduğunda bir kapısı vardı. O kapı bugüne kadar korundu. Biraz sonra aşağı ineceğiz, onu da göreceksiniz. Alt tarafta ana giriş kapısı değil şu anda bu, ama bu kapı halen korunuyor. O zaman lise eğitimi verdiğinde bütün liseliler her yıl sonunda buraya gelip fotoğraf çekilirlermiş. Yıl sonu fotoğraflarını burada çekilirlermiş. Biz de yıl sonu fotoğrafımızı burada çekilmiştik mezun olduğumuzda. Sayat Uşaklıgil'in 92 yılında yaptığı bu eser burada sergileniyor. Öğrencilerin de en çok sevdiği eserlerden biri olmuş. Hemen yanında Erol Sarafyan var. Ünlü heykeltıraş Erol Sarafyan'ın Armdan isminde kitabı elinde tutan Hagop Mıntsuri'nin büstü heykelini görüyoruz. Hemen yanında burada yer alıyor. Erol Sarafyan İstanbul'da birçok heykelin de aslında sahibi. Çok ünlü bir isim. Elmadağ'daki atölyesinde çalışmalarını sürdüren bir isim. Erol Sarafyan. Kirkor Sağkoğlu ise sizin belki de Açık Radyo'dan tanıdığınız, Açık Radyo'nun reklamlarıyla tanıdığınız bir isim. O da Getronagan Lisesi mezunu Kirkor Sağkoğlu. İşte bu reklamları hazırlamıştı. Açık Radyo'yu bu şekilde tanıtmıştı ilk baştan bugüne kadar. Getronagan Lisesi'nin bir başka önemli yanı ise birçok mimar mühendis çıkarmış olması. Onlardan biri Jean Gavrilov. Jean Gavrilov'un bir tasarımını görüyoruz burada. Turkey in the City of the World isminde bir tasarım duruyor burada. Jean Gavrilov 73 mezunu. Bunu da burada görüyoruz. Hemen diğer tarafta ise Minasoflas var. Belki de Ermeni cemaatinin, Ermeni toplumunun etkinliklerinin birçoğunun tasarımını, grafik tasarımını kendisinden görmüştük. 79 mezunu Minasoflas, Bakırköy Surp Asvazin Kilisesi'nin duvar panosunu hazırlamıştı. Bu eserle sergiye katılmış. Bugün Dadyan Okulu'nun kapısı aslında bu gördüğünüz duvar. Bu içerisi, bu da Dadyan Okulu'nun kapısı, Bakırköy'deki Dadyan Okulu ki yeni bir bina yapımı için orada temel atıldı aslında. Bütün buradan Ermeni toplumu üzerinden, bütün bu sergi üzerinden haberleri de verebiliyorum size. İlginç tabii, her biri bir başka alanda çalışmalarını sürdüren isimler bunlar. Hemen yanında Yaşar Saraçoğlu var. Yaşar Saraçoğlu'nun belki de Getronaganlı olduğunu çoğunuz bilmezsiniz ama Yaşar Saraçoğlu Getronagan Lisesi mezunudur. Ünlü fotoğrafçı, 78 mezunu, bu fotoğrafıyla sergiye katılmış. Burada duruyor. İsa ismi de fotoğrafın. Yanında ise Kirkor İnci Düzen var. Kirkor İnci Düzen de bir grafik sanatçısı, grafik tasarım sanatçısı. O da isimsiz sergisinde 2000 yılı mezunu İnci Düzen. Bu sergiye bu eseriyle katılmış. Hemen yanında ise Kirkor İnci Düzen'in eserinin yanında ise Nişan Yavubyan'ı göreceğiz. Nişan Yavubyan bir mimar, 48 mezunlarından, en eski mezunlardan, bu sergiye katılan en eski Getronagan Lisesi mezunlarından, 48 mezunlarından 2000 yılında İstanbul'da yaptığı bir tasarımı, bir mimari tasarımı fotoğrafı bu sergide yer alıyor. Şimdi sıraya böyle giderken 97'ye geldik. 97 benim yılım. Bu yıl geçtiğimiz yıl çektiğimiz ama bu yıl tamamladığımız Avtobüs belgeselinden bir bölümle devam edelim şimdi. Ես 2003 թվականին եկել եմ Թուրքիա մենակ, բայց ունեմ ընտանիք, ունեմ ամուսին, ունեմ երկու աղջիկ, որոնք բոլորն էլ կրթված են, համասարանի կրթություն ունեն, բայց հանգամանքների բերումով ես ստիպված էի գալ Թուրքիա, որովհետև մեր պայմանները չէին ներում, որպեսզի ես կարողանայի վճարել իմ երկու երեխաների ուսման վարձը։ Եվ այդպես ես հայտնվեցի Թուրքիայում։ Թուրքիա գալուց առաջին հերթին ես ասեմ, որ մասնագիտությամբ երաժիշտ եմ, երգչուհի եմ, երգել եմ բազմիցս հայ ֆիլարմոնիայում, հայ համերգում, եւ դրանից հետո երգել եմ բազմիցս տեղեր։ Որոշեցի գալ Թուրքիա, դա ստիպված էի անելու, որովհետև իմ պայմանները չէին ներում վճարել երեխաներից վարձը, ուսման վարձը։ Գալուց հետո որոշեցի, որ ընտանիքիս էլ պետք է բերեմ, որովհետև առանց ընտանիք այստեղ անհնարին էր։ Ես տառապում էի, ես միայնակ էի։ Գիտեք, կարող եմ նույնիսկ ասել, որ ես գոհ եմ Türkleri ays çigidem քաղաքականությունից ասեմ, հոգեբանական ինչ որ բաներից ասեմ, նրանք մեզ շատ լավ են ընդունել։ Ես չեմ կարող ասել, որ նրանք մեզ վատ են ընդունել, ճիշտ է, որոշ տեղեր աշխատելուց դժվարություններ են կրել։ Կարելի է ասել, որ նույնիսկ որ ես որոշ տեղեր աշխատելուց նույնիսկ ես շատ ցածր եմ զգում։ Ես այն չէ, ինչ որ ես եմ, ոչ իմ մասնագիտությամբ, ոչ իմ, այսպես ասած, իմ արժանապատվությամբ, ես գտնվում եմ այս երկրում, ես վիրավորված եմ, ուղղակի վիրավորված եմ, որ այս երկրում ես այսօր կարող եմ գնալ ինչ-որ մեկի հատակը մաքրել, որպեսզի կարողանամ փոխաշխատել, ես դա մի քիչ վիրավորանք եմ ապրում դրա մեջ։ Ես հայաստանցի եմ եւ ես սիրում եմ իմ հայրենիքը։ Ես երկար տարիներ եղել եմ երգչուհի եւ աշխարհի բոլոր ծայրամասերում, երբ որ գնացել եմ հյուրախաղերի, ես բոլոր հյուրախաղերից եկել եմ Հայաստան կարոտելով, կարոտել եմ իմ ծառը, կարոտել եմ իմ հողը, հասկանում եք, ես այսօր եմ կարոտում։ Getronagan Lisesi birçok da gazeteci çıkardı aslında. Aralarında benim de olduğum birçok insan buradan çıkıp gazetelere konuk oldu. Gazetelerde çalıştı. Biri de Mıgırdıç Arzivyan. Bugün Paros dergisinde çalışıyor. Ama Mıgırdıç Arzivyan Beşiktaş gazetesini çıkarmıştı. Bu fotoğraflar ona ait. Çok önemli bir arşivi var Mıgırdıç Arzivyan'ın. 78 mezunu Mıgırdıç Arzivyan'da. 1980 hangi eserle katılmış? 1980 derbisi ve futbol. İnönü Stadyumu eseriyle katılmış. 80'deki derbiye bakar mısınız? Askeri Zunta tabii olduğu için askerler var. Tüm bu askerlerin önünde oynanıyor futbol karşılaşmaları. Askeri inzibatın da yedek kulübesinde oturduğunu görüyoruz. 96 mezunlarından Selin Kürkçü'ye geleceğiz Mıgırdıç Arzivyan'dan sonra. Selin Kürkçü Demirci de 96 yılı mezunlarından bir grafik çalışmasıyla katılmış sergi. Şimdi devam edelim. Bir başka odaya geçeceğiz. Bu odada daha çok böyle dans eserleri, videolar var. Bu odaya geçerken de Sevan Ataoğlu'nun Ara Güler'le yaptığı 5 dakikalık bir söyleşisi var. Onunla devam edelim. Ara Güler'le konuşmuş. William Saroyan'ı anlatıyor Ara Güler. O 5 dakikalık videoyla devam edelim. Yani ben doğduğum zaman bir şeyler öğrendiğim zaman tam da güzel kitaplar okumaya başladığımız çağdaki o çağda John Steinbeck'ler, William Faulkner'lar, Erskine Caldwell'ler okurduk Amerikan edebiyatı olarak. Neyse Mark Twain'ler bilmem neler okuduğumuz zaman Edgar Allan Poe'lar, bu William Saroyan'ı da okurduk. William Saroyan kaybolmuş bilmem ne dedi bir adamdı ki en mühim, en modern yazarlardan biriydi. Onun için onun işte human komedisi bilmem nesi zaten film oldu. Bütün onlar o zaman bütün bir gençliği, bütün bir bizim nesli şey etti. Bambaşka bir şey anlatım tarzı vardı onda. Onu buluyorduk ötekilerden. Onun için bunları hem varlık yayınları hem de Yeditepe yayınları bunları basmıştır. Yani Türk edebiyatı bilirdi yani Türkiye bilirdi William Saroyan'ı bilmiyorlarsa cahilleri bilmiyor. Koparılanların çocuğu olmanın verdiği bir şey var sanki edebi eserlerinde de hep bir arayış, bir yerleri arayış, bir memleket arayışı. İşte ben o şeyi biraz evvel şeyde konuşuyorduk. My heart is only highland yani kalbim dağlarda kaldı filan falan. Piyesi hep bana onu hatırlatır. Onu biz şeyde Getronagan Sanat Müdürlüğü'nde oynamıştı. Getronagan Derneği galiba Robert Hatticyan tercüme etmişti. Evet doğru. Onu ben aldım, okudum, ettim bilmem ne. Onu ben sahneye koyacaktım fakat bir türlü olmadı. Ve işte insanın sevgilim budur filan falan diye genç bir kız, küçücük çocuklara verdi. Anladın mı şeydi? Çünkü aslında William Saroyan küçük insanların, küçük adamların, yani yaşayan adamların, yaşamaktan zevk alan, yaşamın içinde olan adamların adamını yazıyor, şeyini yazıyor, hikayesini yazıyor. Yani edebiyat kesmiyor. Yani edebiyat kesmiyor yani William Saroyan. Edebiyatı yapıyorlar ya bu adamlar ya. Aslında Amerikan edebiyatının o tarafı var. Yani bir başka tarafı var. Hem gerçekçi hem yapıcı. En mühimi bana babamın hikayesini anlattırdı. Bana bir hikaye anlattı. Ben de anlattım Şevin Karahisar'a nasıl gittiğimi. Anladım mı? Nasıl işte şey ettiğimi, nasıl oradan yemişleri almayı unuttuğumuzu. Fakat öldüğü gün buraya Şevin Karahisarlar yemişler getirdiler. Cenazeyi açtık. Cenazenin içine koyduk yemişleri. Onları sen anlatırsın artık hikayesi şeyinde. Ve babama onu, yani oradayken almaya unuttuğumuz yemişlerle beraber tabutuna koydum ve öyle gömdük. Ben oraya kiliseleri çekmeye gittim Fransız edisyonu için bir gün. Bir takım dünya kiliseleri, yani Katolikleri bilmem neleri bilmem neleri bir sürü çekiyorlar, bir sürü başkaları da. Beni de seçmelerinin sebebi, ben şimdi Gregorian'ım ya işte Ermenice'de bilirim, daha kolay çekerim falan falan gibisinden. Beni oraya gönderdiler, Fransız yayın evi. Gittik onları çekerken, bu Saroyan da oradaydı o zaman. İşte Hamazasyan var burada, bak Saroyan var. Yazarlar Birliği, Ermenistan Yazarlar Birliği. Böyle yemek yiyorlar filan. Ben de işte oradayım filan, beni de davet etmişler. Ama Saroyan'ı fazla Amerikalı buldular. Ruslara da ters düşüyor bazı yerlerde, anladın mı? Yok, ben Saroyan şerefine değil, benim şerefime kaldırıyorlar bardakları. Düşünsene ya. Yani protesto yapmak için bunu. Ulan kendim nedir yani? Anladın mı? Üstteki fotoğraf nedir abi? Üstteki işte bir şey, bu çok matraktır orada çekti. Şimdi yukarıda bu bir salondur. Bu salonda Saroyan'ı çıkardığında takdim etti. Saroyan işte konuştu filan ama konuşması gayet enteresan abi. Şimdi mesela bu çıktı, herkes alkışladı, çıktı Saroyan. Ne desin şimdi böyle bakıyor. İşte bu tarafım dedi, ben 100 tarafım bu William Saroyan, bu da arka tarafım dedi, küçülün. Çünkü anladın mı? Böyle bu benim tarafım dedi, bu da arka tarafım dedi, gösterdi. İşte William Saroyan benim dedi, boyum şu kadar dedi, nemnem bu kadar dedi, şu kadar kiloyum dedi filan bana. Bu işte Baykuş Söyür. Ve burada evde çektiğimiz bu. Ve burası, ama burası onun için bir Anadolu, yani hani kendi memleketi gibi yani. He, bu tabii, küçük tabii, atölye yani oraya girdiği zaman. Tabii. Bu da işte böyle bir pozdur. Fena durmuyor, burası da fena değil. Çok da uzun boylu bir adam mıydı? Senden uzun mu? Uzun. Öyle mi? Kocaman bir herif ya. Amerikalı'dan işte vitamin. Şimdi başlarsan söyle, kırmızı filan yanmıyor senin makinede. Başladı abi. Kayıttayız şu anda. Kayıt. Tamam, iyi, tamam. Ara Güler'in videosuyla devam edeceğiz demiştik. Onu seyrettiniz neler söylüyor diye. William Saroyan'la ilgili anılarını anlatıyordu. Sevan Ataoğlu'nun eseri bu da. Sevan Ataoğlu çekmişti bu videoyu. 88 mezunu Sevan Ataoğlu. Bu sergide oldukça katkısı var. 96 yılından Sevan Elben'in eserine bakalım bir de. Sevan Elben bir mimar. İl Genel Meclisi tasarımıyla katılmış buraya. Hatay İl Genel Meclisi'nin tasarlayan mimar kendisi, aynı zamanda 96 mezunlarından. Hatay'daki tasarımı mimari açıdan oldukça ilgi çekici. Bir diğer tarafta diğer mezunlardan tabii ki biraz önce seyrettik Ara Güler'i ama o Sevan Ataoğlu'nun işiydi. Ara Güler de kendi fotoğraflarıyla katıldı sergiye. Ara Güler kendi fotoğraflarıyla katıldı ama Ara Güler'in fotoğraflarının hemen yanında Vazken Değirmentaş'ın fotoğrafları var. 86 yılından bir mezun Vazken Değirmentaş. O da fotoğraf sanatçısı. Ara Güler'i farklı bir açıdan resmediyor. Farklı pozlarıyla burada ekrana taşıyor. Hemen yanında da 51 mezunlarından biraz önce bahsettik. Ara Güler'in kendi fotoğrafı var. Ara Güler 51 yılında mezun olmuş Getronagan'dan. O da kendi imzasıyla bir fotoğrafla geliyor. Çok yakından tanıdığınız ve aşina olduğunuz bir fotoğraf aslında. Devam edelim. Birçok fotoğraf sanatçısı çıktı Getronagan Lisesi'nden. Sarkis Baharoğlu var. Mesela Sarkis Baharoğlu gazetelerde fotoğraflarıyla belki tanırsınız. O küçük imzalar vardır ya ajans fotoğraflarına. Oradan gördüğünüzde bakarsınız ama Sarkis Baharoğlu 77 yılında mezun oldu Getronagan Lisesi'nden. O da birkaç fotoğrafıyla katılmış bu sergiye. Görsel sanatlar sergisindeyiz tabii ki. Grafik tasarımcılar da var. Şimdi onlara geldi size. Sarkis Paçacı var hemen yanımızda. Sarkis Paçacı'nın eserleri var. Armudan Fırat'ın öte yanı, Hagop Munsuri'nin kitap kapağı tasarımı, Seferberlik Türküsü, Aras Yayın Evi'nden çıkan bu kitap kapağının tasarımı. Hepsi Vartan Paçacı'ya ait 84 yılı mezunlarından. Arman İspiroğlu hemen onun yanından fotoğrafçı. Arman İspiroğlu İstanbul Eski Kubbe aynı orman altı uçuyorsun iyisin başlıklı eseriyle katılmış. Meşe palamutlarını görüyoruz. Hemen yanında yine onun fotoğraflarından bir seçki var ve Sarkis Paçacı, Vartan Paçacı'nın kardeşi. O da karikatürist, çizer diyelim. 77 yılı mezunu. O da eserleriyle katılmış. Şu anda da çizmeye devam ediyor gazetelerde, dergilerde. Evet, bir mimari tasarım daha görüyorsunuz. Dedik ya mimar mühendis çok çıktı bizden diye. Burak Kalaycıyan Mimar Sinan Üniversitesi'nden mezun, 2005 mezunu Getronagan'dan. Onun tasarımını görüyorsunuz. Sento isimli tasarımıyla. Bir de Aren Selvioğlu var hemen yanında. O da 2002 mezunu. Dikkat Allah var ve bir de kampanya, acı sos kampanyası ile ilgili. Acı sos için piksel art mantığıyla hazırlanmış. Bunun hepsi acı soslardan yapılmış. Bu bize sürekli 50 kuruşa sattıkları soslar var ya, işte onlarla bu yapılmış. Bu bir reklam panosu aslında. Hemen yanında ise bu tabii reklam değil. Dikkat Allah var, çarpar diye bir tasarımını görüyorsunuz. Facebook'ta çokça paylaşılan bir eserdi bu da. Onu da burada duvarda görüyoruz. Aren Servioğlu'ndan. Selin Birgül var hemen yanında da. O da 2005 mezunlarından. O da bir mimari eserle katılmış buraya. Genç Balat isimli eserle Fener Balat'taki Çağdaş Sanatlar Müzesi'nin tasarımı burada karşımıza çıkıyor. Selin Birgül'ün eseriyle. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Videolarla noktalayacağız. Boğaz Çalgıcıoğlu sıradaki isim. Boğaz Çalgıcıoğlu bir amatör, yarı amatör, profesyonel diyelim bir tiyatro sanatçısı. Biz lisedeyken ve lise sonrasında Mezunlar Derneği'ndeyken tiyatroyu ondan öğrendik. Yıllardır tiyatro yapar. Pandomimle başlamış, sonra tiyatroyla devam etmiş. Yönetmen, oyuncu, artık ne derseniz deyin. Onunla ilgili bir video var. Güllü Agop'un mezarının keşfini burada ekranlarınıza getiriyor. Boğaz Çalgıcıoğlu Güllü Agop'un kayıp mezarını arıyor. Tiyatro sadece onun ilgi alanında değil tabii ki. Bir taraftan tiyatro ile ilgili yazarlık da yapıyor, oyun yazarlığı da yapıyor, çevirmenlik de yapıyor. Onun kitaplarından birkaç, onun çevirdiği birkaç kitap da bugünlerde basılacak aslında. Levon Zekia'nın bir kitabını çeviriyor kendisi. Ama Boğaz Çalgıcıoğlu daha çok oyunlarla gündeme gelmişti. Şimdi onun videosunu izleyelim. Güllü Agop'un mezarını nasıl bulmuştu? Gerçekten de video sırasında nasıl bulmuştu? 5 dakikalık bir videosu var. Yani benim bu işe alıyor musun? Araba gitmez mi oraya boz? Arabayla gidemeyiz. Evet burası. Taksiye binersek döver şoför zaten bizi. Çünkü iki adım sonra duracağız, sonra yürüyeceğiz. Sonunda bir işte Necdet İşli diye bir isim bulduk. Bunları bir kocaman bir deftere yazmışlar. Fakat sonra bir yangın çıkmış, o defter yanmış. Sonra bu adamcağız Üsküdar Belediyesi'nde olduğuna dair bir duyum aldım. Çünkü ikinci gittiğimde orada bir bekçi var. Neyse, bekçisi ki tesadüf o gün işten ayrılıyordu adam. O da enteresan. Yarın ben artık yokum, bugün son günümde geçtim. Benim bir şeyler aradığımı görünce ne arıyorsun abi? Telefon görüşmesi yaptım. İki toplantı arasında bir 15 dakika boş vakti vardı. Üsküdar Belediyesi'nde çalışıyor. Ve bana neredeyse moralim bozulduğu bir zamanda, çünkü benim Necdet İşli'nin adını duymamla Necdet İşli ile konuşmam arasında takriben bir yıl geçti. Tabii. Bana adres verdi. Yani mezarlıkta mezarın nerede olduğunu... Nerede yazdın mı o tarifi? Evet, o tarifi yazdım. Çok ilkel bir şekilde ama tabii telefonla konuşurken yazdım bunu. Şimdi bak, üzerindeki taş sonradan yapılmış. Bunu Vasfi Rıza yaptırmış. Üzerinde Türkçe yazıyor. Kapıdan gir dedi ki ben hep yanlış tarafa gidiyordum. Çünkü Vasfi Rıza'nın mezarını arıyordum. Ha, bu arada Vasfi Rıza Zobu'nun yani mezarı da orada. Hatta Vasfi Rıza Zobu beni Güllü Agop'un mezarlığına gömün demiş. Ve solda Süreyya Efendi diye parmaklıklı çok büyük bir yer var dedi. 100-150 metre yukarıda. Orada yan yana iki mezar var. Taş sonradan konmuş. Üzerinde üçgen tiyatro maskı var. Ve ben tabii kendi kafama göre ilk gittiğimde hep orada tiyatro maskı aradım ama o kadar karmaşık bir mezarlık ki bulabilmek mümkün olmadı. Meğerse varmış. Ve taş güneye bakıyormuş. Duvara yaslanmış. Yanında düz bir mezar var. Fehmi Bey'in mezarıymış o da. Fehmi Bey kimse artık. Yani şu anda elimizdeki döküman sadece bu. Bu kağıt parçası üzerinde bu maceraya girdik ve gidip bu mezarı bulacağız. Okuduğum bazı yazılarda Vasfi Rıza ben öldüğüm zaman beni Güllü Agop'un yanına gömün diye bir dileği varmış. Dolayısıyla Vasfi Rıza'nın mezarını bulduğum anda Vasfi Rıza'nın mezarının etrafını araştırmaya başladım. Oradaki taşlardan bir tanesini Güllü Agop'un taşı diye düşünüyordum. Ama daha sonra Alişan'la görüştükten sonra Alişan okudu. Meğerse o taş değilmiş. Süreyya Efendi bir yer, bir mezar. Büyük parmaklıklı bir yer. Bana söylenen o. Büyük parmaklıklı bir yer arıyoruz. Yani samanlıkta bir iğne arıyoruz ama iğne güneşin ışığıyla belki parlar, bize bir işaret verir. Ha. Hadi. Ha, Ahmet. Parmaklıklı mı? Evet. Ahmet Süreyya. Nerede? Bu var. Ne? Orası olmalı. Üçgen taş. Üstünde değilmiş taş. Ha. Ama buralarda olması lazım. İlk hemen bulacağız sanıyorduk. Süreyya'nın neresinde? Onun civarında. Civarında tarayacağız o zaman. Büyük bir yer var yan yana. İki mezar var. Üzerinde taş var, üzerinde hiçbir yazı yok. Nasıl bulacağız? Dolandık ama göremedik. Galiba bulduk mu? Galiba hissediyorum dediği yerde buldu ha. Ve çekil arkadaşlar. Hadi ya. Dikkat et demirler. Evet. Dolanıyordu, inanmadık. Evet, kedi bize yol gösterecek dedik ama saat 12'ye 10 kala bulundu. Nerede bize yol gösteren kedi? Evet ya. Yani yok, o muydu, bu muydu, yok. Yazıyor. Ulan kedi. Güllü Agop'un mezarının taşını, örümcekleri gibi ilk defa tutuyorum ve oynatıyorum yerinde. Benden önce hiç kimse bu taşı yerinden oynatmadı. Kraliçe Aba, Helenistik dönemin önemli kadınlarındandır. Bu savaşta kadınlar erkek gibi savaşacak. Bir harita varmış. Olba Krallığı'nın tarih eserlerinin yerini gösteriyormuş. Ben diyorum ki... Beni karıştırmayın, ben yokum. Sen olsan da olmasan da biz bu işi yapacağız. Çocuklar farkında mısınız bilmiyorum ama burası Erdemli. Bir harita varmış. O haritayı alacağız ve bir hazinenin peşinden gideceğiz. Mağaralara girecekmişiz. Başlangıç noktamız Korikos Kalesi. Deniz ve arkadaşları haritayı almışlar. Sanıyorum bu haritanın peşinde başka birileri daha var. Deniz! 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 Bir çocuğun rüyalarını yakalamak, onun dünyasına ulaşmaktır. Deniz yıllardır gizli kalan ve artık herkesin hatırlaması gereken krallığımızı tekrar hatırlatacak. Kötü korsan Arsis'ten onu korumak zorundayız. Bakalım bu kitap kimden ve nereden söz ediyor? Çocuklar! Evet, Getronagan'daki sergiyi gezdik. Getronagan Lisesi'nin 125. yılıyla ilgili hazırlanan sergiyi üst katta gezmiştik. Orada bir eser de vardı. Sayat Uşaklıgil'in eserlerinden biriydi. Bu kapının önünde her yıl çekilen mezunlar resimlerinden bahsetmiştim. İşte bu kapı o, meşhur kapı. 1886 yılında kurulan Getronagan Lisesi'nin o meşhur kapısı şu anda dışarıda kiliseye açılan tarafında duruyor. Diğer tarafta da diyelim Rum okuluna açılan Kemeraltı Caddesi var. İlginç bir de hikayesi var. 1955-56 yılında bu yoldan Kemeraltı Caddesi geçecek diye bu kilise normalde 3 katı büyüklüğündeyken yıkılıp yerine bunun yapılmasına izin verilmiş. Cumhuriyet tarihinde yapımına izin verilen ilk kilise olarak geçiyor. Tabii sonra mimarisi değişmiş vesaire ama böyle de bir özelliğe sahip. İşte bu kapının önünde programı tamamlıyoruz. Gamurçu, önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle diyelim. Size stüdyon diyelim. Tekrar görüşeceğiz.